Bu yapacağım meydan okuma dünyanın en zor meydan okuması olduğunu iddia ediyor. Yabancı sayfalarda popüler olan bir konu. 3 gün boyunca uyumayanlar, halüsinasyonlar görmeye, kendi korkularından oluşan canavarlar gördüklerine ve gördükleri şey de bazılarının ölümlerine yol açıyormuş. Biz bence bu meydan okumayı daha da zorlayabiliriz. Mesela 3 günlük süreyi 7 güne çıkartsak, normal bir gün geçirmek yerine de bir hafta boyunca korku içerikleri tüketsek ve ayrıca uykuyu da ilk gün hiç uyumasam ve diğer günler günde sadece 4 saate çıkarsam nasıl olur? 4 saat çünkü eğer hiç uyumazsam muhtemelen halüsinasyon görmeden ölürüm. Tamam, kural 1. Kendimi zorlayabildiğim kadar zorlayacağım. Çünkü bir sonuç elde etmek istiyorum. Sonuçları da öğrenebilmek için hemen işe koyuldum. Her gün düzenli şekilde yapacağım ortak işleri not almaya başladım. Bir insan tüm gün nasıl korku içeriklerine maruz kalabilirdi ki? Bu sorunun cevabını düşündüm. Yeni bir Instagram ve TikTok hesabı açtım. Ve sadece korku içerikleri takip etmeye başladım. Zaman öldürmek için girdiğimde karşıma sadece korku videoları çıkacaktı. Acaba No Prospect videoları da koysam işe yarar mı? Büyük ihtimal yaramaz. Fakat öncesinde psikolojiyle benden daha ilgili olan bir arkadaşım arkadaşımın görüşünü almak istiyorum. Bilirsiniz psikolojiyle ilgili iş yapıyorsak sonucu görebilmek için en hızlı yöntem beyni erkenden yormamız olacak. Beyni de en erken ancak uykusuzlukla yorabiliriz. Bu yüzden ilk gün uyumayacaktım. Ama bu bir gün geçene kadar da eğlenerek ilerleyeceğim. Şöyle soft bir içerikten başlayalım. Cinayet ve korku hikayeleri. Ryan abimizden. Çığlığın hikayesi. 18 yaşındaki Sonya Larson ve 17 yaşındaki Christina Powell, Florida Üniversitesi'nde birinci sınıf öğrencisiydiler. Sırtında ise 20'ye yakın bıçak yarası var. Ya bunlar cidden gerçekse çok kötü. Hiç onun başına gelmesin. Daniel 52 yaşındayken zehirli iğneyle idam edildi. Yani sonunda yakalanması güzel bir şey ama yakalanana kadar. Her güne izleyeceğim korku filmlerini de belirledim. Bazılarını eskiden izlemiştim, bazılarını ilk defa izleyeceğim. Filmlerden aldığım izlenimlere göre de video içinde sizlere öneride bulunacağım. Filmler gün geçtikçe az korkunçtan çok korkunça doğru ilerleyecek. Hele son izlediğimi hala unutamıyorum. Ardından izlemeye başladım. İlk film Get Out'tu. Gayet iyiydi film. Ben zaten korku filmlerinden korkan biri değilim fakat gerilim filmlerini severim. Bu film de tam öyle bir filmdi. Günü bu şekilde geçirdikten sonra gece full TikTok ve Instagram'da gezindim. Baktıklarımdan dolayı uykumun kaçtığını söyleyebilirim. Sabah saatleri oldu. Akşam üstüne kadar içerik izlemeyeceğim. Ben zaten iş saatlerinde sosyal medyada hiç gezinmem. O yüzden bu aralıktayken diğer videomu editleyeceğim. Fakat editleme işine başladığım gibi inanılmaz derecede uykumun geldiğini hissetmeye başlamıştım. Uyumamak için hazırlanıp ofise doğru yola çıktım. Güne burada devam edeceğim. En azından çalışma ortamındayken uykum gelmiyor. Ardından etrafa mahmur cubuları doldurup işlerimi yapmaya devam ettim. Ve evet, yorgunluk çalışma isteğimi de normal olarak düşürüyordu. Saatlerce şu şekilde yatmış olabilirim. Akşam saatlerinde de oyun oynamaya karar verdim. Aga hiç sevmiyorum. Hiç ya. Kimse var mı? Kimse var mı? Merhaba. Merhaba. Aga, şu korku oyunlarını hiç sevmiyorum. Her şeyi izlerim, her şeyi izlerim ama yani oynayamıyorum biliyor musun? Bir korku oyunu seviyorum o da. Vallahi unuttum şimdi çıkartamıyorum. Şuraya yazarım ha. Tam şuraya yazarım da. Vallahi unuttum ya. Onu seviyorum sadece. İnanılmaz iyi. Geliyor sadece. Geliyor. Bunlar korkutuyor aga. Yani jumpscare falan geliyor ya. Ne gerek var? Aa, evet. İkinci günün sonu değerlendirmesi. Açıkçası bayağı yorucu. Gözlerimden inanılmaz derecede uyku akıyor. Bunun yanında arada bir çıkan göz karartıları olmaya başladı. Böyle gelip giden siyahlıklar falan var gözümde. Ve inanılmaz derecede başım ağrıyor. Biraz da sinir mi yaptı gibime geliyor açıkçası. Çünkü kendimi asabi görüyorum bugün özelinde. Belki diğer meydan okumadan kaynaklı da olabilir. Aynı anda bir tane daha meydan okuma yaptığımdan dolayı. Bu kadar, ikinci gün değerlendirmesi bu. Şenol Güneş'te çok fazla yardımcı olamadı bana. Değil mi Şenol? Bir film daha izleyip yatacağım. Bu sefer korku filmini karanlıkta izledim. Bugünden itibaren artık filmleri izlediğimde ve sonrasında rahatsız olmaya başlamıştım. Sürekli bir çevre kontrolü yapıp etrafımı kontrol ediyordum. Bu durum çok gereksiz ama inanılmaz derecede rahatsız etti beni. İzlediklerim hemen sonra da yatmaya gittim. Görüntü olsun diye burada yatıyorum tabii ki. Evime gittim yatmak için. Sabah uyandım, inanılmaz derecede kötü hissediyordum. Hiç uyumasam daha iyiydi. Midem bulanık. Bu meydan okuma sandığımdan daha zor olacak. Ama zaten bunu hedefliyordum. Yüzümü yıkadım, kendime kahve yaptım. Bugün o kadar fazla kahve içtim ki sanırım göreceğim yaratık kahve yaratığı olacak. Tekrardan işlerimi yaptım. Gece kendimi inzivaya çektim. Artık baş ağrım ve gözümdeki karartılara bir yenisi daha eklenmişti. Kulak çınlaması. Bu kulak çınlamasının iki tane sebebi olabilir. Niye arkamdan sövüyorlardı? Bu yüzden gittim yorumlara baktım. İyi dileklerinizden başka hiçbir yorum yok. Çok teşekkür ederim. Ya da bu meydan okuma cidden tehlike sınırlarına ulaşmıştı bile. Başından beri toplumdan uzak kalmam hem meydan okumasal hem de sosyal açıdan beni yordu. Ben de bir günlüğünü arkadaşıma yazdım. O gün en azından rahatsız oluşumu az da olsa engellemiştim. Ama o kadar uykusuzluktan sonra ayakta kaldığım son saatleri hatırlamıyorum. Beni bir de FB battaniyesinde yatırmış. Bu battaniyeyle bu meydan okumayı nasıl kazanabilirdim ki? Ulan çıkarken bir çekeyim dedim kardeşim. Bir dakika oğlum.
Ve eve döndüğümde de benim için en zor günün beklendiğini bilmiyordum. Büyük bir uyku problemi yaşayıp yalnızken her gün şu içerikleri tükettiğinizi düşünün. İlk izleyişte görmediğiniz ilginç bir detay kameraya yansıyor. Artık o kadar kötüydüm ki duyduğum sesler gerçek ve bilerek yapılıyormuş gibi geliyordu bana. Hızlı hareket ettiğimde yanımdaki eşyalar hareket ediyormuş gibi hissettiğimde oluyordu. Gözüme ara ara gelen karartıları boş verin, başarılarına artık dayanamıyordum. Bu yüzden 4 günün sonunda meydan okumayı bıraktım. Şundan eminim ki bu tür sağlıksız düzeni hayatımıza devam ettirirsek, görüneceği iddia edilen yaratığı artık çevrenizdeki insanlar da görebilecek. Ve siz de görmek istediğinizde aynaya bakmanız yeterli olacak.